Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla video ile sizlerle birlikteyiz. Futbol Menajer TR kanalımızda. Bu videomda sizlere Wonder Kitlerle ilgili bir e, bilgilendirme yapacağım. Wonder Kitler biliyorsunuz genelde genç yaş dediğimiz 18 ila 21 yaşında olup da e, dünya piyasasına potansiyeli yüksek oyuncular olarak gösterilen oyuncular diye geçiyor. Harika çocuklar da deniyor. Oyun içerisinde tabii ki bunlar Belli başçılarını kesinlikle bildiğinizi düşünüyorum. Ben size ilk 15 ila 20'ye kadar gidebilirsek eğer onu göstereceğim. Kylian Mbappe ile başlayalım. Hepimizin bildiği bir oyuncu. Mbappe ama oyun içerisine nasıl bir değer? Bu arada oyuna yeniden başlattım ki temiz bir başlangıç olsun dedim. Şu an 100 milyon euroluk bir değeri var 20 yaşında. İnanılmaz bir potansiyeli var. Hız hızlanması 20. Bitirecek dribbling ilk kontrol yani şu yaşına göre mükemmel teknik kapasitesi biraz düşük yapılmış yani teknik kapasitesi de daha iyi olabilir miydi bilemiyorum 18 19 20 de olabilir bir tek burada uzaktan şutları düşük pas kalitesi kötü ee, kafa vuruşu yok dezavantaj 178 boyunda ama kafa vuruşu çok kötü Hani ben oyun içerisinde çok dikkat etmedim ama Mbappé'nin kafayla golü var mı çok hatırlamıyorum. Genelde hani driplingle birlikte gidip, çalım atıp, kanattan veya özellikle açık alanda inanılmaz pozisyonlara girip e, rakiplerini ekarde edip net bir vuruşlar yapan bir oyuncu. Tabii ki burada bakıyorum dezavantajların, avantajların çok fazla. Zaten şuradan bakarsanız 100 milyon euroluk bir bedele sahip adam. 20 yaşında daha çok genç ve Paris Saint-Germain'de geçtiğimiz yıl, yani 2018 yılında 29 maçta 33 gol. Hani harika bir performans. Zihinsel anlamda geliyoruz. Çalışkan bir oyuncu değil. Zaten bu kadar yeteneğe sahip olur da daha fazla çalışırsa nereye kadar gidebilir bilemiyorum. Hatta Messi'ye kadar çıkabilirdi. Ama bakalım neler gösterecek. Karar alması 16, ön seziler 17, özel yetenek 18, soğukkanlık çok iyi. E, topsuz alanda çok iyi. Takım oyunu zaten iyi olmasını beklemiyorduk çünkü. Bu oyuncular artık top seviyede oyuncular. Çok fazla çalıştıramazsın. Çok da takım oyunu adapte etmen çok da zor. Ki daha 20 yaşında takım oyunu arttırabilirsin. Ben bakıyorum fiziksel anlamda çevik bir oyuncu. Dayanıklılık denge iyi güç bakımından biraz eksik. Biraz daha güçlenmesi lazım. Yani iyi bir savunmacıya karşı daha sıkı ve daha diri olması lazım. Zıplama yeteneği tabii ki kafa vuruşu olmadığı için gerçekten çok kötü. Ayak da sağ ayak. Her ikisini de kullanabiliyor zaman zaman ya. Kolar kadar da şey değil. Oyun karakteristiğine bakıyorum. Bireysel yeteneği kullanır. İki kanatla cihaz sahasına kat eder. Sık sık topla beraber koşar. Doğru. Yaratıcı forvet demiş. Sahte forvet. Sağ tarafta kanat forvet de oynatmaz. Çok da iyi olacaktır. Paris'te oynuyorsanız. Paris'te oynamıyorsunuz zaten Mbappé'yi de transfer edebileceğiniz kulüp sayısı da çok çok sınırlı. Trend Alexander Arnold. Ya hiç kimse düşünmezdi herhalde Arnold'ın artık Liverpool'da 61 milyon euro gibi bir bedele çıkabileceğini. çok sıradan gibi görüntüm. Çok da e, efektif verimli oynuyor. Harika şeyler yapabiliyor. Sağ kanattan bindirmeler yapıyor. Hücumla birlikte yani hücumla birlikte takımla birlikte hücuma çıkıyor. Yani e, gerektiği zaman defans koordinasyonunda Van like geliyor buraya. Hani her şeyi yapabilen bir oyuncu gerçekten. Sabek açısından uzun yıllardır bu kadar etkili bir sabek görülmedi. Özellikle pas kalitesi, ortası, yani zaman zaman gol vuruşlarıyla da çok etkili olabiliyor. Teknik kapasitesi tabii ki bunda çok büyük bir etmen. Top kapması biraz düşük markacıyla birlikte ama 20 yaşında bu adam olabilir. Tekniği iyi. Ama e, burada bakıyorum driplingi daha yüksek olmalıydı. Hız hızlanması yine şöyle bakın. Fiziksel anlamda şöyle bir veri. Ortalamadaki veri. Zaten çok iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Yani şurada 14, 14, 14, 8 olsa bu tutmaz. Hepsi 13, 14. Yani bazında. Görüyorsunuz güç hariç. Ama bu adam 20 yaşında unutmamak lazım. Mental anlamda bakıyorum. Ya adam kendine hakikaten 20 yaşındaki bir oyuncunun verisi değil bu. Bu 35 yaşındaki bir oyuncunun verisinde ancak çıkabiliyor. Mental anlamdaki. Şimdi bakıyorsunuz çalışkan kararlılığı yüksek, agresifliği, cesareti, özel yetenek ortada da olsa var. Ön sezisi var, soğukkanlı, takım oyunu, iyi, topsuz alanda vizyonu var. Yani adamın 20 yaşındaki verileri hakikaten çok çok iyi. Zaten e, seviyesinde gerçek hayatta da yani Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonunda bu sezonki artık ligi neredeyse koparma noktasına geldikleri noktada Alexander Arnold'un payı çok büyük. Diğer bir süperstar seviyesine çıkabilecek bir oyuncu Jadon Sancho. Bakın 50 milyon euro gibi bir bedelle şu an Borussia Dortmund'da. Dortmund bunu kaça aldı? 7.75'e aldı. Yani City'den 7.75'e aldı adamlar. City bunu fark etmedi mi? Hani düşünüyorum. Yani City Watford'dan alıyor. 7.75'e şey satıyor. Hani Liverpool, Liverpool diyorum. Borussia neredeyse adam 10 katına satacak yani. 50 milyon euro. Nasıl bir bedel. 19 yaşında kanat. Hem sağ hem sol. Özellikle yani bir Robben tadında soldan sağa çekip vurabilen bir oyuncu. Şu an bakıyorum çok hızlı. Yani hızlanması çok iyi. Dribbling'i çok iyi. ilk kontrolü gerçekten çok güzel. Teknik kapasitesi yüksek. Orta ve pas yeteneği biraz düşük. Bunlar çalışarak arttırılabilir. Uzaktan şutu düşük. Köşe vuruşlarında özel bir şey yok. Yani Friki falan yok. E, tabii ki mental anlamda bakın. Az önceki Alexander Arnold'a bakıyoruz. Bir de bu tarafa bakıyoruz. Bu da mental anlamda. Cene Sancho'nun düşük. Agresiflik yok, cesaret yok. Yani cesaretli ve agresif bir oyuncu değil. Özel yetenek evet var. Topsuz alan ve vizyon var. Soğukkanlık var ama şunları geliştirmesi lazım. Bunları geliştiremezsiniz eğer e, seviyesine seviyesinde kalamazsınız. Yani böyle çok oyuncu sayabiliriz. Yani Jadon Sancho'nun şu verilerinde çok oyuncu gider. Ama mental anlamda kendine oyuncunu çok geliştirmesi lazım. Çok eksik tabii ki daha. Ama 50 milyon euro gibi bir bedele ulaşmış. Fiziksel anlamda bakıyorum denge ve güç çok düşük. Yani az önce Alexander Arnold bunları tamamıyla bitirmiş. Tabi o oynadıkça şimdi Sancho oynarsa eğer çok iyi bir seviyeye çıkar. Şu an daha henüz sadece 34 maç oynamış geçen Birkaç sene daha beklemek lazım. Ve bu arada siz de orta sırada bir takımdaysanız Sancho'yu alabilmeniz çok zor. Yani yüksek kalibrede bir takımla oynuyorsanız Madrid gibi, Barcelona gibi ee burada alabilirsiniz. Kai Havertz. Bu da Alman bir oyuncu. Leverkusen'de yetişen. Bakıyorum orta sahada özellikle teknik kapasite yüksek. Hem ileride hem geride oynayabilen bir oyuncu. Ama geride pekala defansif değil. Genelde orta saha ve ofansif yönü kuvvetli. Şimdi bakalım teknik kapasitesinde ilk kontrolü güzel, ileriye yönlü çıkış yapabiliyor. Yani bizim eski 10 numara tabirinin biraz daha fiziksel, fizikli hali tabii 1.86 boyunda. Yani şu an 21. yüzyılın ofansif orta sahası niteliğinde. 20 yaşında pas kalitesi düzgün, tekniği iyi, ilk kontrolü çok güzel, driplingi de var, bitiriciliği de 20 yaşına göre gayet ortalamada böyle söyleyebilirim orta yapması yani normalde zaten beklenmez buradaki oyuncudan. Serbest suç yeteriği, böyle bir yeteneği yok. Top kapma dediğim gibi ben yani defans sporu sahada oynatmanız çok doğru değil. Oynatamazsınız ki bir kuzen de eğer oynuyorsanız eğer genelde sizin ofansif oyun kurucu niteliğinde oynatmanız daha doğru. Oyunun belirlediği şekilde. Mental anlamda bakıyorum. Agresif bir oyuncu değil. Karar alma güzel. Ön sezi özel yeteneği iyi. evet gayet iyi. Takım oyunu topsuz alan vizyon. Şimdi ben bakıyorum. Adamın fiziksel verileri de çok güzel ortalamada yani. Buraya bakın vücut sindeliği iyi. Hızı iyi, hızlanması yok. Topla birlikte hızlanamıyor ama hızlı bir oyuncu. Güç, denge, dayanıklık, çeviklik hepsi ortalamada. Bu iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. 1.86'da boyu var. Topları plase vurur Ver kaç yapar. Yani şu noktalarda da oynatabilirsiniz. Zaman zaman ihtiyacınız olursa. Ama yine şurada ofansif orta sahada serbest oyuncu olarak da hakikaten çok güzel olur. Destekliği ben serbest oynatırım. Devam eder. Christian Pulisic. Pulisic'i de duymuşsunuzdur eminim. Chelsea'deki kanat oyuncularından biri. Çok hareketli bir oyuncu. Yine içeriye doğru yani kanat forvet gibi ters ayaklı kanat oyuncusu demiş. Yani tipik bir Robben tadında. Ama kanat forvette de daha iyi olabilecek nitelikte bir oyuncu. Tabii ki uzaktan şutları bir dezavantaj. Bunu geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu konuda bir şey belirtemem. 20 yaşında bu adam sonuçta. Dribblingi kontrol hız hızlanması bir kanat oyuncusuna göre gayet iyi. Bitiriciliği biraz daha düşük. Bu yine arttırılabilir bol bol antrenman yaparak. Yani hücum yönünde, atak yönünde tekniği biraz düşük. Biraz daha arttırabilir arttırılır mı bilmiyorum. 1-2 puan artabilir ama bir 18 20'yi bulamaz. 17'de kalır. Köşe vuruşu ya yani serbest vuruş dediğimiz ya da köşe vuruşlarından böyle nitelikli e, kaliteli bir durumu yok. Özel yeteneği var. Çalışkan, agresif bir oyuncu. Amerikalı zaten adam burada. Yani faşistlik yapmak istemiyorum ama var yani adamın tadında var. abi boyu kısa. 172, 69 izlediyseniz zaten gerçek hayatta da boyu kısa bir oyuncu yani yani çok kısa değil ama kısa bir oyuncu yani futbol şeyin anlamında. E, burada bakıyorum. Tabii ki kısalığından dolayı denge ve güç faktörü çok gelişmemiş 20 yaşında. Bol bol fiziksel antrenman yapması lazım. E, haliyle adam 1.72 boyunda zıplama yeteneği kafa vuruşu da düşük olacaktır. Ama çevik bir oyuncu. Bunda göz ardı etmemek gerekiyor. Çevikliğinden dolayı kendini daha adapte edebilir. Vücut sindeliği de normal standartlarda. E, biraz daha tabii ki çalışması gerekiyor özellikle fiziksel yönde. Daha çok eksileri var. Tabii ki bunlar Wonder Kitap arkadaşlar. Yani Geliştirilebilir oyuncular Potansiyelli Erling Haaland Evet Norveç'te sizin oyuncuda bu arada eğer güncelleme yapmadıysanız Haaland hala Salzburg'da görünebilir Ben güncelleme yaptığım için şu an Bende Dortmund'da görünüyor Bakın bu arada Norveç'te tabii ikinciliklerde üçüncülükte belki de bilmiyorum alt takımdaymış. Sonra Molde'de sonra Salzburg alıyor. Salzburg 8'e alıp 20'ye satıyor. Şu an belki de Dortmund kaça satar bilemiyorum. E, Haaland'ın müthiş bir bitiriciliği var. Yani 18 yaşındaki adamı bitiriciliğe bakın. 18. Ya hız çok güzel. Hızlanma yine yine iyi. 18 yaşında güçlü, dengeli. Yani zaten Norveçli olup da güçlü olmayan bir adam yoktur. Dayanıklılık, çeviklik. Bu çeviklik biraz düşük, biraz daha yüksek olmalıydı. Ama fiziksel anlamda çok iyi bir durumda. Bitiriciliği çok yüksek dediğim gibi teknik olarak. İlk kontrol iyi, kafa vuruşu iyi. Teknik kapasitesi biraz düşük. Oyun içerisinde teknik kapasitesi düşük arkadaşlar. Ama bu adamın zaten teknik kapasitesinden çok bitiriciliği önemli. Böyle, böyle bir bitiricilik yok yani. Mental anlamda bakıyoruz agresiflik yok, çalışkanlık yok. Zaten dedim ya Norveç oyuncuları daha sakin oyuncular. Soğukkanlığa bakın 15 belki de 18'ler adamın iç şeyinde var. Ön sezileri 16, topsuz alanda 18. Ya 18 yaşındaki bir oyuncuya göre yine mental anlamda ee, çok iyi durumda. Hani çok çok iyi durumda. Anlatabildim mi yani burada kararlı konsantrasyon ön sezi burada cesaret, çalışkanlık, karar alma. Çok çok iyi. bu arada bir şey geldi de kusura bakmayın ondan dolayı bir şey yapamadım. Adapte olamadım. Evet. halan 1.94 boyunda 87 kilo. Hani 1.94 hakikaten adam uzun adam ama bu kadar da hızlı olması da ilginç gerçekten. Hani bir kolleri hatırlarsınız. Kollerin boyu da 2 metreye yakında ama seri ve şey olmak ya bu bambaşka bir seviye. Yani 21. yüzyılda gelinen noktada 1.94'lük bir adam hızlı olabiliyor. Güç zaten olacaktır ama bitiricilik çok yüksek. Yani tekniği de olsaymış tamammış. Yani belki de tekniği daha da yüksek olacaktır. Bir sonraki oyunlarda göreceğiz. Haaland'ın seviyesini. Bu da başka bir şey yok. Allah Allah. gelelim. Mathias Delit. Mathias Delit evet Wonderkid seviyesinde gerçek hayatta öyle olmadı. Tutmadı yani. Aşı tutmadı bence Delit'te. 19 yaşında biraz şey olabilir ama eee çoktan Mathias Delit'in tahtını salladı yani. Tabi bir sakatlık oldu. Biraz nazar da diyebiliriz. Ama bakalım Delit'in verilerine. Bir savunmacıdan beklediğim ne? markaj, top kapma ve kafa vuruş. İlk etapta baktığımız şeyler bunlar. Tabi yeni dönemde artık pas kalitesi olması gerekiyor. Teknik kapasitesi de çok iyi. Yani bir defans oyuncusuna göre teknik kapasitesi bir orta saniteliğinde. Gerçekten Deliitin bu kadar potansiyelli olmasının nedeni zaten şu verisi ve pas yeteneği. İlk kontrol. Mental anlamda bakıyoruz. 19 yaşındaki bir adamı yine verileri Mükemmel yani cesaret, çalışkanlık, kararlılık 16 yani bunlar liderlik ön sezi 14, pozisyon alma 14, soğukkanlık 13, takım oyunu 15, 12-13 yani çok böyle 14 seviyesinde 15 seviyesine gelmiş neredeyse mental seviyesi çok iyi. Zaten Hollanda bir takımında oynuyor henüz 19 yaşında olmasına rağmen bu da futbol seviyesinin artık yaşa bağlı olmadığını gösteriyor adamın yeteneği varsa 19 yaşında da çıkıyor. 18 yaşında da çıkabiliyor, az önceki Haaland örneği gibi. Fiziksel anlamda bakıyoruz, hız değil ama e, tabii fiziksel anlamda bakmamız gereken ilk önemli şeyler çeviklik, dayanıklık, denge ve güç faktörü çok iyi durumda. Vücut sinirliği 13, yine ortalamada sıplaması 15, çok iyi. Yani hız hızlanması 12 olduğuna bakmayın, bu 12 olması demek, yani 19 olmadığı sürece problem yok. 19 yaşında bu adam. 13-14-15 seviyesine hızlı da olabilir. Hızlandırabilirsiniz. Tabi 12 milyon euro gibi bir de yıllık maaş alıyor. 40 milyon euro da bedeli var. Ajax bunu 85 milyon euroya satmış. Yani hakikaten çok iyi yani. Bir ee, birkaç kulüp alırsınız 85 milyon euro diyorsunuz ya. Çok iyi rakam. Çok iyi rakam. 18 yaşında vermişler o parayı. Phil Foden. Ee, bu adamı da görüyorsunuzdur City'de. Yani yine çok erken yaşta formayı sırtına aldı. Bakın 19 yaşında adam 40 milyon euro. Benim hatırladığım kadarıyla pilot. Yani adamların e, pilot kulübünden yetiştirdiği, pilot kulübü demiyorum altyapıdan yetiştirdiği oyuncu. Bakıyoruz çok sınırlı gibi görünüyor. Yani sağ içerisinde izlediğiniz zaman adamı e, böyle çok sanki standart sabit oynuyor gibi ama çok basit ve çok yalın oynayarak çok doğru oynuyor. Ben orta sahadaki oyuncu yeteneklerine bakıyorum. Teknik kapasitesi çok yüksek. İlk kontrol tabii ki 15. Dribblingi yüksek. Bitiriciliği biraz daha yüksek olabilir. Pas kalitesi çok iyi. Ortası bir kanat oyuncusundaki benzer nitelikte 19 yaşında olmasına rağmen 19 yaşında bir kanat oyuncusunda ancak 13'tür zaten. Çok iyi durumda. Uzaktan şutu 12. Bu arttırılabilir arkadaşlar. Mental anlamda bakıyorum. Adamı yine cesaret, çalışkanlık, kararlılık. Yani şurası 14 seviyesi. Liderlik biraz düşük. Pozisyon alması tabii ki normal. Olabilir. Özel yeteneği var. Vizyon, topsuz alan, takım ölü ve soğukkanlığı da adapte olabilecek nitelikte bir oyuncu. 19 yaşında olmasına rağmen çok iyi durumda. Fiziksel anlamda bakıyorum. Çeviklik mükemmel. Dayanıklılık denge. Faktörü iyi. Burada bir tek güç faktörü ee, düşük. Adamın zaten kişiliğine bakın profesyonel sayılır diyor. 19 yaşındaki bir adamın profesyonel olması bu yaşta gerçekten çok iyi. Rakip cihazı girer, pasları ayağını ister, sık sık topla beraber koşar. Bir kanat tipinde. Hani az önceki e, Leverkusen'le oyuncuyla birebir aynı nitelikte bir oyuncu. Artık 21. yüzyılın yılın e, ileri yönlü ofansif oyuncuları. ileri yönlü on numaraları aslında. Phil Foden. Joao Felix. Joao Felix de herkes merak ediyordu. Joao Felix hepimizin duyduğu bir oyuncu. Futbol menajerde nasıl verileri peki? Teknik olarak ee, şahane. 19 yaşında dribbling, ilk kontrol, teknik, pas kapasitesi çok güzel. Bitiriciliği 14 iyi bence yaşına göre. E, kafa vuruşu biraz düşük. Orta yapma serbest vuruşta kullanabilir diyor buradaki veri. Uzaktan şutu biraz tabii ki düşük. Ama teknik anlamdaki ilk bakacağınız özellikler de değerlendirdiğimizde filtrasyona soktuğumuzda çok iyi. Hani ben ofansif oyun kurucu değil ama gizli forvet oynatırım. Joao Felix'i. Mental anlamda bakıyorum. Zaten Wonder Kid seviyesindeki oyuncuların mental anlamdaki verileri hep çok iyi durumda oluyor. Yani adamın kendisi artık bu işin profesyonel olma niteliğine gelmiş. Konsantrasyonu düşük, çalışkanlığı düşük. Diğer durumda liderliği biraz liderliği zayıf. Evet. Bu konuda kendisini daha geliştirebilir mi? Çok sınırlı olabilecek şekilde geliştirebilir. Pozisyon alma 6. Özel yeteneği 19. Yani müthiş. Yani bu özel yetenek Ronaldo ile Messi de vardır. Bir de Mbappe var tabii ki. Hız hızlanma konusunda Joao Felix'e acımamışlar. Çok yavaş yapmışlar gerçekten. Fiziksel kapasitesi çok düşük diğer Wander kitlere göre. Hani geleceğin var ama fiziğin varsa hayattasın. Yoksa bakalım diyorlar. Zaten diğer de diğerlerine göre daha düşük. 35 milyon euro. Benfica bunu 127 milyon euroya mı sattı? Vay canına. Bak bu da bilmiyordum mesela. Bu kadar yüksek bir bedel olduğunu bilmiyordum. Yani yok çok daha iyi bir seviyede olması lazım. 127 milyon euro veriyorsanız bu adamın fiziksel kapasitesi yani çok iyi olması gerekiyor. Ama düşük. Gelelim Mason Mount'a. Chelsea'nin orta saha oyuncusu. Hepimiz duyuyoruzdur. Mason Mount. Yani Premier Ligi izleyen herkes şu an Chelsea'nin özellikle transfer yasağından sonra genç oyuncularından ben keyif alıyorum. E, Mason Mount da bunlardan biri. 20 yaşındaki oyuncu. Bu da oyunu çok standart oynayan bir adam. Ama çok doğru oynuyor. Şimdi tekniğine bakıyorum. Adamın Eksiği neredeyse çok az. Yani Dribbling, ilk kontrol, bitiricilik, pas teknik var ama bununla birlikte neyi var? Serbest vuruş yeteneği var. Köşe vuruşları çok etkili kullanıyor. Uzaktan şutu 12 biraz düşük. Top kapma yeteneği yok adamın. Adam ileri yönlü oynarım diyor ben. İki yönlü oynarım. Mezzala güzel oynarım diyor. Burada. Meza bu arada buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orta merkezinde oynayan ve ikinci bölgedeki boş yerleri kullanmayı seven bir oyuncu. Kendisi için geri orta saha, geri kanat oyuncusu diyebiliriz. Savunma yapmaya orta biraz önde başlasa da defans falan da fazla sorumluluk taşımazlar. Biz bakıyoruz. E, markajı yok bu adamın. Top kapması düşük. Mezzala onun için ideal. Hatta hücum. Daha da tat bırakır. Zihinsel anlamda niye bu kadar Mason Mount diyoruz. Adamın mental verilerine bakın. Soğukkanlık, takım oyunu, topsuz alan iyi. Çalışkanlık, kararlılık, karar alma iyi. Yani burada baktığımız zaman bir tek fizikselde biraz verileri düşük. O da denge ve gücü. Bu da arttırılabilir arkadaşlar. Adam daha 20 yaşında. Premier Lig'de bence gelecek seneki futbol menajer 2021 oyunda fiziksel verilerini düzelteceklerini düşünüyorum ben. Zira çok kaliteli bir oyuncu. Zaten Chelsea'nin altyapısından çıkan bir adam. Kaçıncı oyuncumuz bu? Evet. Gianluigi Donnarumma. Bu da hepiniz duyduğunuzu düşünüyorum. Hepiniz duyduğu, bildiği ve 18 yaşında Milan'da kalecilik yapan. Hatta 18 değil. Vay canına. 17 yaş mı oluyor? 19, 18, 17, 16 yaşında kaleye geçiyor adam. 16 yaşında. Hepinizin belki de liseden, lise okuduğu yıllarda adam Milan'da kalecilik yaptı ve 30 maç çıkıyor. Bakıyorum ben kalecilik olarak ne gibi özellikleri var? Kalecilik yeteneği dediğimiz teknik yeteneklerinde hava topu adamı iyi. Bak. El kontrol birebir de bölge hakimiyeti iyi. Degajı, ve ani çıkışları 13 ortalamada. Refleksler çok iyi. Yumrukla uzaklaştırma bence iyi. Bir pas yeteneği hani dediğimiz yani şu an Guardiola'nın istediği teknik kapasitesi ayağı iyi olan kaleci niteliğini taşımıyor donarıma. Yani Premier Lig'e e gelse, Manchester City'ye gelse kesinlikle yedek oturtur. Yani formasına bakmaz. Ama mental anlamda bakıyoruz adama. Mental verileri tabii ki bu kadar maç çıkarmış. Bakın 142 maç. Daha 20 yaşında adam Milan'da 140 maç oynuyor bu adam. Mental verisleri nasıl olur? Şahane olur. Oynadıkça zaten bunlar gelişir. Cesaret, çalışkanlık, karar alma hepsi 15 niteliğinde. Fiziksel verilere bakıyoruz. Benzersiz. Bir tek hızlı bir kaleci değil. Ama hız yani adam refleksi zaten var. Şuraya bakın denge, güç, çeviklik var, zıplama var. Daha ne olsun 1.96'da sırın gibi bir boy var. Gerçekten de geleceğin yıldızı alabilir misiniz bilmiyorum ama 33.5 milyon euro Donaruma. çok nitelikli bir kaleci. Ve son olarak Federico Valverde'yi size açıklayacağım. Bu da Real Madrid'in Uruguaylı orta saha oyuncusu. Ee, bir ne, kim vardı? Gago vardı hatırlıyor musunuz? Fernando Gago. O da Uruguay'la mıydı ya? Arjantin'de. Özür diliyorum. Gago'yu hepiniz hatırlarsınız. Real Madrid yılları. O Real Madrid'de uzun yıllar oynadı. Gago'yu biraz hatırladım bunu görünce. Federico Valverde. Biri Arjantin, biri Uruguay. Evet Valverde 20 yaşında. Dediğim gibi bir Gagot adında. Teknik kapasitesine bakıyorum. Hani 20 yaşında bir adamsın sen. Baktığımız zaman pas, teknik, top kapma, ilk kontrol, köşe vuruşu, markaj yani. Hakikaten veriler tam bir ortalamada yani. Düşük verilere bakıyorum. Penaltı çok normal. Uzun taç. Zaten sen bir bek oyuncusu değilsin. Normal. Penaltıyı da belki daha iyi olabilirdi ama diğer verileri çok iyi durumda yani. İyi dediğim ortalamada olması benim için iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Bitiriciliği bir tek yüksek değil. Bu da 12-13 seviyesinde olsaydı zaten alan 20 yaşında daha da iyi olacaktı yani. Mental anlamda bakıyoruz. Hakikaten şu mental verilere baktığımız zaman cesaret, çalışkanlık, kararlılık, karar alma, kararlılık 20. Mbappe de yok bu. Zaten belki Messi de zordur yani. Messi ile Ronaldo da vardır. Özür diliyorum. Konsantrasyon, liderlik, önsezi, özel yetenek, pozisyon alma, takım oyunu, topsuz alan vizyon çok iyi. Fiziksel verileri yine çok iyi durumda. Yani Real Madrid'de oynaması gerekti. Real Madrid'de oynadı. Neden oynadı belli yani. Şurada geçtiğimiz 16 maç forma giymiş. Deportivo nereden bu? Penarol Penarol bunu Real Madrid Castilla 5 milyon euro. Adam şu an 33,5 milyon euro. Çok iyi durumda gerçekten ya. Satmazlar muhtemelen. Evet arkadaşlar bu oyuncuları bu şekilde gösterdim. Hepsine giremiyorum. Hepsine girmem için bayağı bir zaman harcamam lazım. Şimdilik size bu 12 oyuncuyu tanıttım arkadaşlar. Bir sonraki videomda sizlere taktik videosu ve yine kalan ne yapacağız? eski oyunumuz yani bizim Ben Bazerle oynadığımız Şampiyonlar Ligi serüvenine devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese keyifli, FM dolu günler diliyorum.